Joey Kitom'la merhaba, değil mi? Nasıl? Bence güzel. Joey'i böyle alıp çekebilirim aslında. Bugün Aslan Burcu uyumu videosuna geldi sıra. Hatırlarsanız bu videoyla hani Aslan Burcu uyumu videosu diye bunu açanlara sesleniyorum ve diğer burç uyumlarına bakmayanlar için Koç, Boğa, İkizler ve Yengeç Burcu uyumları geldi arkadaşlar. Ve siz Aslan Burcuysanız ya da partneriniz Aslan Burcuysa, siz Koçsanız, Boğa, İkizler ya da Yengeç, yani bu 4 burçtan biri ise ve bu uyuma bakıyorsanız o 4 burç bu videoda olmayacak. Bu çok önemli ve bilginiz olsun. Dolayısıyla ben Aslan uyumuyla başlayacağım birazdan anlatmaya. Bunun da en büyük sebebi, bu burç uyumları videolarında açıkçası hani sil baştan böyle bir kere ele aldığım uyumu bir daha ele almak istemiyorum. Ve aynı zamanda tabii videonun süresini de uzatıyor. Dolayısıyla bunu bir netleştirmek isterim. Sonra bana işte Koç Aslan nerede, işte Boğa Aslan nerede ya da Aslan İkizler, Aslan Yengeç bu videoda yok demeyin. Sebebini size söylüyorum. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Aslan Burcu'nu çok kısaca hatırlarsak, biliyorsunuz zaten gezegeni Güneş. Eril bir burç, ateş elementine sahip. Yani pohpohlanmayı çok seven, duygularıyla böyle bir anda hareket etme potansiyeline sahip diyeyim. Flört etmeyi seven ama bu arada duygularıyla böyle hareket etmeyi sever. Lakin önce ona ilgi gösterilmeli. Bu çok önemli. Öyle bir koç gibi ya da yay gibi hani balıklama ya da bodoslama hiçbir şekilde dalmaz aslan burçları. Ve doğal olarak ünlü olabilirler. Böyle auraları çok... Güneşten dolayı babayı zaten temsil ediyor, hani figür olarak diyeyim, yengeç anneyi temsil ediyordu. Böyle auraları mesela bir odaya girdiğinde fark edilir, öyle diyeyim size. Aa, bu kim falan diye sorabilirsiniz. Bunları sorarken bulabilirsiniz kendinizi. Dolayısıyla aslan burçları tabii ki de güneş olmasa yaşayamazdık. Bizler için önemli. Ben her zaman şunu söylüyorum, bence her burcun zaten bize kattığı, yani her birimizin bu kadar farklı olmasının da sebepleri var. Öncelikle kahvemizden bir yudum aldıysak ya da akşamsa gece izliyorsanız eğer, bilmiyorum, çayınızdan bir yudum aldıysanız ve arkanıza yaslandıysanız aslan uyumundan bahsediyorum. Şimdi aslan zaten yani bunu her seferinde söylemeyeceğim. Bir kere söylemiş olayım ilk uyumda aslanda, hani aslanın özelliklerini, ondan sonra karşılaştırdığım burcun işte gezegeninden özelliklerinden bahsederek devam edeyim. Böyle daha pratik olacağını düşünüyorum. Şimdi aslan uyumunda bir kere gezegeni Güneş, ikisinin de, iki burçta Eril ve bu beraberlikte hani ikisi de ateş. Çok fazla tartışmalar olabilir. Ya da iki kişi de burada hem kadın hem erkek pohpohlanmak istediği için ve ilgi alaka görmek istediği için birinin doğum haritasında, bu arada onu da belirtmem şart diyorum, hep belirtmem gerekiyor diyorum ama şunu hep göz önünde bulunduruyorum. İlk defa bu videoyu izleyenler varsa diye, o yüzden her defasında şunu da belirteyim, bunu da belirteyim modundayım. Doğum haritanızda arkadaşlar aslan burcu baskınsa bu dediklerim geçerli. Zaten siz aslan burcu olabilirsiniz ama doğum haritanızda aslan burcu özellikleri taşımıyor olabilirsiniz. Ne bileyim, başak daha fazladır ya da toprak elementi daha fazladır. Bu noktada bu dediklerim sizin için %50 etkisini yitiriyor. Buna böyle bakmanızda çok büyük fayda var. Bunu zaten bütün burç uyumları için göz önünde bulundurun. Burada biz gelişkin ve buram buram iki aslandan bahsediyorsak çok fazla tartışmalar çıkabilir. Çok böyle pohpohlanma da bir taraf alttan alması gerekiyor. Yani bir tarafın onu böyle, ah canım, ah işte ne kadar güzelsin, ne kadar güzel olmuşsun, yani ayna görevi görmesi gerekiyor. Ben aslan burçlarını hep şeye benzetiyorum. Hani böyle Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri izleyeniniz vardır. Orada ayna söyle bana, hani benden daha güzeli var mı bu dünyada der kraliçe. Bu tam aslanın aslında bence sembolü. Çünkü aslan hep ilgi görsün, alaka görsün, işte arkadaşları da sever, onlar da onu övsün, o merkezde olsun.
bundan hoşlanır ve de aynı zamanda 5. evi sembolize ettiği için de hobileri çok fazla olabilir. Genelde yerinde durabilen bir yapıya sahip değildir. Aynı zamanda da böyle oyunculuğu sever. Ben bu uyuma %36 diyorum ve bunun çok kolay olamayacağını da belirtmem gerekiyor. O yüzden aslan beraberliğinde bir tarafın daha özverili olması gerektiğini aklınızda bulundurmanızda fayda var. Aslan Başak uyumuna gelecek olursak, Aslan Burcu'nu yeniden ele almıyorum. Başak Burcu toprak elementine sahip, Merkür gezegeni ve dişil bir burç. Ve toprak elementleri, yani Başaklar özellikle daha sakin, akılcı, eleştirel, mükemmeliyetçi, sadelikten yanadır. Aslan sadeliği çok sevmez. Daha çok mesela zaten Kova'ya geldiğimizde dört ünlüden örnek vereceğim. Ama aslan şov dünyası demek. İşte Madonna'yı mesela gözünüzde canlandırın. Madonna bir aslan kadını tamamen. Ve Başak da bir o kadar sadeliği sever. Bundan hoşlanır. Ben aslan Başak beraberliğine bu ilişkiye açıkçası %80 veririm. Ve bunun da en büyük sebebi, dedim ya size, hani aslan ateş elementine sahip ve daha böyle fokur fokurdur, daha canlıdır. Başak da bir o kadar böyle daha sakinliğini korur, öyle hızlı hareket etmez mesela, daha ağırdan alır, ince eleyip sık dokur, emin olduğu zaman ilerler, titizdir. Buralarda kesinlikle aslana Başak'ın daha iyi gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu noktada daha dominant olan taraf, hani %95 diyeyim, yine buram buram ve gelişkin burçlarsa bu iki burçta, aslanın olacağını düşünüyorum. Çünkü Başak daha böyle sakinlikten yanadır. Bir şeyden emin olmadan kolay kolay hareket etmez arkadaşlar. 7. burca, yani aslan terazi uyumuna geliyoruz. Şimdi kahvemden bir yudum aldıktan sonra, eskiden şeyler vardı böyle, reklamlardan sonra derlerdi. Teraziler zaten Venüs gezegeni sembolize ediyor terazileri. Yani terazinin gezegeni Venüs. Eril bir burç, hava elementine sahip ve teraziler, hatırlarsanız hani boğa da Venüs gezegeni yönetimindeydi, teraziler de, ve 7. evden bahsediyoruz. Aslında bundan bahsetmemde çok fayda var. 7. ev çünkü biz der, ilişki evidir ve aslan da 5. ev. Yani buradan da biraz aslında kıyaslamak demeyeyim de karşılaştırmakta fayda var. Teraziler böyle alım çalım, işte bir böyle daha yavaş hareket eder. Daha naziktirler aslanlara göre. Naziktir derken hani böyle aslan daha hızlı hareket edebilir ama terazi daha böyle yavaş yavaş işte gelir. Dediğim gibi terazi videosunu mesela izlediyseniz orada da ele almıştım. Zaten detaylı teraziyi anlattım ama Tarkan ya da Hülya Avşar tam terazilere bir örnek açıkçası. Ve burada aslan terazi beraberliğinde %74 diyebilirim. Yine gelişkin ve buram buram terazi ve aslan beraberliği ise, anlaşamadıkları yönleri ne olabilir? Teraziler daha yavaş konuşabilirler. Yani aslan mıy mıy demeyeceğim ama böyle ay o mu olsa, kararsız olabilirler bir de. Ve aslanlar daha böyle sonuç odaklıdır terazilere göre. Dolayısıyla böyle ay öyle mi böyle mi falan gibi böyle kararsızlıkları ve daha yavaş halleri bu anlamda. Ve aslanlar kadar açıkçası sonuç odaklı olmamaları da bir tık aslanlara fazla gelebilir. Teraziler de böyle hep pohpohlama ihtiyacı hissetmeyebilirler. Çünkü terazi kadını ya da erkeği de ilgiyi sever ve bundan hoşlanır. Burada biraz çatışma yaşamamız mümkün. Aslan akrep uyumuna gelecek olursak. Şimdi bir yanda güneşimiz var, bir yanda Plüto. İşte eril bir burç aslan, akrep dişil bir burç. Onun yanı sıra su elementine sahip akrepler. Ve aslanlar hava elementine sahip. Burada en önemli nokta, uyuma geçmeden önce hatırlarsınız, akrep burçları kin tutar, sokar, intikamını alır ve unutmazlar. Aslan değil.
Akrep burçları genelde kindar diye de anılıyor. Evet, kin tutma özellikleri var ama öyle kolay kolay da akrepler kin duymazlar. Burada aslandan çok farklılar çünkü zaten Plüto gezegeni başlı başına çok ağır demeyeyim ama yani gerçekten böyle gizemli bir hava veriyor. Akreplere ve aslanlar bundan hoşlanır mı çok emin olamıyorum. Bir akreple beraberseniz sevgili aslanlar, her zaman göz önünde bulundurun. Bence bir akrebe öyle yamuk yapmayın kolay kolay. Çünkü o yaptığınız yamuğu unutmaz ve yıllar sonra bile olsa sizden intikamını alabilir. Yani akreplerin bu doğasında vardır. Böyle illa kötülük yapayım, şöyle olsun diye değil. Onların belki de kontrol edebilecekleri bir şey değildir. Dolayısıyla da buna dikkat edin. Anlaştığınız noktalar bir kere hava elementi ve su elementi olduğu için birbirini dengeler. Akrepler çok tutkuludur, çok derin severler, çok derin bağlanırlar. Ve bu anlamda aslanlara, hani aslanlar bir akrep kadar derinliğe sahip değildirler kıyasladığım zaman. Size çok böyle tutku katabilir bu beraberlik. Böyle havalara uçurabilir. Akrep aynı zamanda ikili, yani böyle göze göz olalım, hep böyle birbirimizle olalım, bundan çok hoşlanır. Aslan daha arkadaşlarına düşkündür, daha böyle hop hoptur. Buralarda birbirinizi dengelemenizde fayda var. Ama ben nedense yani içimden gelen çok böyle yüksek puanlar değil. Yani yine de hani çok çok böyle... İyi niyetle mi diyeyim buna ya da böyle düşündüğümde içimden gelen %59 oluyor. Ama tabii ki de bütün doğum haritanız her ikiniz için de ele almanın ve onu göz önünde bulundurmanın faydası var. Ama akrep, aslan bir yerlerde çatışabilirler gibi düşünüyorum. Bu yüzden de her iki tarafında sadece akrebin ya da sadece aslanın değil... özverili olmasında ve birbirinize şefkatli ve anlayışlı yaklaşmanızda fayda var. Çünkü sinirler yükseldiğinde akrep zaten çok keskin bir dille konuşabilir. Aslan da biraz fazla sinirlerine hakim olamayabilir. Özellikle bu noktalarda birbirinize anlayış göstermeniz sizin gerçekten yararınıza olabilecektir diye düşünmekteyim. Şimdi aslan yay beraberliğini ele alacak olursak, yay burçları Jüpiter gezegeninin yönetiminde ateş elementine sahip ve eril bir burç. Şimdi ikisi de eril, evet, ikisi de ateş, evet, ama aynı zamanda hatırlarsanız yaylar daha böyle macera perest, şıp sevdi olabilirler. Patavatsız, dürüst, dobra insanlardır ve bu patavatsızlıkları açıkçası onları bazen zaman zaman zor durumda bırakabilir. Aynı zamanda yaylar bir o kadar da böyle rahat insanlar aslında. Yani çok fazla, nasıl diyeyim size, geçmişe mesela takılmazlar. Anı yaşamayı severler. Böyle şey gibi görüyorum ben yayları. Hani ateş böcekleri gibi. Böyle böcek gibi, yani uçuşan bir uğur böcekleri gibidir. Ya da genelde zaten çok şanslılardır. Çünkü gezegenleri Jüpiter. Jüpiter de bu arada... Gezegenleri belki bir videoda ele alabilirim. Bununla ilgili de, yani gezegenleri teker teker ele alıp size böyle kısa kısa anlatayım mı? Yorumlarda benimle paylaşırsanız gerçekten sevinirim. Çünkü sizden bu anlamda yorumlar gelirse ben de evet ilgileniyorsunuz ya da ilgilenmiyorsunuz diye biliyor oluyorum. Bu beraberlikte ben %91 veriyorum. Lakin yayların bu rahatlıklarının da aslanlara iyi geleceğini düşünüyorum. Aslanların biraz sabit bir burç çünkü. Yay burçları, ondan bahsetmedim. Yaylar değişkendir. Aslan burçları sabittir. Bir önceki, hani akrepte de mesela akrepler sabittir. Dolayısıyla iki sabit burç kolay kolay feragat etmez o alışkanlıklarını değiştirmekten ya da birbirlerine belki özveride bulunmaktan. Ama aslan sabitken yayın değişken olması burada o dengeleri biraz değiştirir olumlu anlamda. Dolayısıyla böyle belki aslan da evet ya doğru söylüyorsun, hani bir ben o anlamda bakayım ya da öyle davranayım ya da o açıdan ele alayım diyebilirsiniz. Aslan oğlak uyumuna gelecek olursak, oğlaklar Satürn gezegeninin yönetiminde
Dişil bir burç, öncü bir burç, aslan sabit, oğlak burçları öncü. Aynı zamanda da toprak elementine sahip. Birçok yerden aslında burada uyumdan bahsediyoruz, ahenkten bahsediyoruz. Ve şahsen benim oğlakların en bayıldığım özellikleri ve koçlardan onları yani inanılmaz ayıran en önemli özellikleri şu. Oğlak burçları bir kere çalışmaya aşıklar. Koç burcu başarmak için çalışır. Ama oğlak çalışmayı o kadar sever ki sadece ve sadece başarı onun için ikinci plandadır. Çalışmak için çalışır. Ve onu motive eden şey çalışma arzusudur. Ve bu anlamda aynı zamanda çok sebatkarlardır da. Azimlilerdir, yani inatçılardır. İnanılmaz inatçı bir burçtan bahsediyoruz. Ama aslanlar da sabit bir burç olmalarından mütevellit inat edebilirler. Aslan oğlak uyumuna %94 veririm. Ama bu uyumda bir kere eril bir burç ve dişil bir burç olduğundan da dolayı aslan burcu bir tık daha dominant olabilir. Lakin oğlak burçları da kafasına buyruk demeyeceğim ama bildiğini okur diyeceğim. Yani bir oğlak burcu bir şeyin doğru olduğuna karar verdiyse onu o kararından kolay kolay döndüremezsiniz. Ve bu aslanların sinirini bozabilir. Çünkü oğlaklar öncüdür. Bunu unutmayın. Evet, toprak elementine sahip oldukları için daha sakin olabilirler. Öyle parlamazlar. Kolay kolay patlamazlar. Genellikle dürüst ve dobradırlar. Hani düşüncelerini söylemekten sakınmazlar. Ya da bu bana mantıklı gelmedi. Hayır, bence böyle olmasın derler ama sakin bir şekilde. Aslanlar bunu anlamakta ya da kavrayabilmekte böyle de bir dünya var mı ya diyebilirler. Biraz zorluk yaşayabilirler. Ve aslan kova burcu uyumuna geldik. Yani kovada zaten hep kendimden yola çıkıyorum. Çünkü hem burcum hem yükselenim kova arkadaşlar. Ama Allah'tan gerçekten müteşekkirim. Bana hem hediye hem değil. Ay burcum yengeç. O yüzden duygusal tarafım ve yönüm aşırı derecede yüksek. Ama yengeç burcunun biraz böyle gitgellerine de maruz kalıyorum açıkçası. Her neyse, burada konumuz aslanla kova uyumu. Şimdi dediğim gibi kendimden yola çıkacağım çünkü buram buram bir kovayım. Aslan burçları, şimdi kova Uranüs gezegeninin etkisinde eril bir burç, dominant olmayı sever ve sabit bir burç. Zaten aslanın gölge yanı yani sırtı kova ve kovanın sırtı da aslan. Dolayısıyla aslında birbirlerini dengeliyorlar demem gerekiyor. Ve elementleri de hani kovanın hava, aslanın ateş. İkisi de sabit, yani dediğim dedik. Kova inanılmaz derecede yani özgürlüğüne düşkün. Birincisi bu özgürlük konusunda net olarak zaten kovadır. İkincisi yay ve üçüncüsü de bence ikizlerdir diyebilirim. Dörtte belki aslanı ele alabilirim. Aslanlarda yalnız şöyle bir özellik de var. Bunu ilk defa söylüyorum bu videoda. Beraberliklerinde sahiplenme duygularını seviyorlar. Yani benim eşim, benim sevgilim, benim. Yani zaten beşinci ev ve egodan bahsediyoruz. Egoları yüksektir aslanların. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Benim demeyi severler. Merkezde olmayı severler. Kova burçları da özgürlüklerine çok düşkün olduğu için o kadar sahiplenilmeye belki gelemeyebilirler. Ve aynı zamanda iki burç da flört etmekten hoşlanır. Bu illa ve asla hani aldatma olasılıkları yüksektir demek olmuyor hiçbir şekilde. Ama kovalar aslanlara nazaran bir tık daha aslında flört etmekten hoşlanırlar. Çünkü 11. ev, iş arkadaşları evi ve yani insanlar biriktirmeyi severler. Aslan da öyle ama her ikisi de aslında bir yerde seçicidirlerdi. Dolayısıyla burada beni en çok zorlayan nokta ikisinin de sabit ve inanılmaz derecede başına buyruk olmaları. Ben bu beraberliğe %43 vereceğim. Çok gelişkinsiniz, hani inanılmaz gelişkinsiniz. Ve dediğim gibi haritanızda hani buram buram kova ve buram buram aslan değilseniz tabii ki de beraber olma ihtimaliniz çok yüksek. Ama her ikinizin de kendini öncelikle hani bu burç özelliklerinize bir bakabilirseniz, hani kovaysanız kovayı, aslansanız aslanı bir izleyin derim. Ama o
yani size iyi gelmeyen de demeyeyim de zorlayabilen bu beraberlikte özelliklerinizi törpülediyseniz beraber olma olasılığınız tabii ki de kat be kat artıyor. Bunun yanı sıra burç uyumlarından şöyle bir şey değineceğim. Yani kadın erkek diye gitmeyeceğim Türk olarak ele aldığımda. Mesela Sibel Can Aslan kadını, Kova burcu kadınımız da Candan Erçetin. Şuna bir bakmanızı istiyorum diyeceğim. Hani Candan Erçetin de süslü gibi geliyor olabilir. Ama aslında Sibel Can daha böyle süsüne püsüne düşkün, sahnede olmayı daha çok seven. Yani şey anlamda Sibel Can olarak bana öyle geçiyor. Bilmiyorum bu konuda hemfikir misiniz? Candan Erçetin daha başına buyruk. O da tabii ki de sahnede olmayı seviyor ama o böyle daha eğlencesine, daha özgürlüğüne düşkün, daha böyle uçuk kaçık. Hani kadın zaten saçlarını kırmızıya boyuyor. Deli dolu hani bir yapıları vardır kovaların. Bu anlamda da dediğim gibi gölge yanı aslanın kova. Birbirlerini dengelemeleri de gerekiyor. Çünkü kovalar biz der, aslanlar ben der. Yani kova daha bizcidir. Biz yapalım, biz edelim. Aslansa daha çok kendine odaklıdır. Dolayısıyla bu ilişkide de aslanın daha fazla bana ilgi göster, beni sev, beni pohpohla demesi muhtemel. Kovada ama biz yapalım diyebilir. İkinci aslan kova ünlüsü de Jennifer Lopez, bir aslan kadını çok net olarak. Justin Timberlake de bir kova erkeği arkadaşlar. Şimdi aslan balık uyumuna gelecek olursak. Çok sevgili balıklar Neptün gezegeninin yönetiminde diyeyim. Yani balık burçlarını Neptün yönetiyor. Dişil bir burç, su elementine sahip ve değişken özelliklere sahip. Bir yanda ateş, bir yanda su, bir yanda sabit bir burç, bir yanda değişken bir burç. Balık burçları için her zaman hep şunu söylüyorum. Bütün burçlarla anlaşması en kolay burç. Hani şu söz vardır ya, gel gel ne olursan yine gel. Mevlana'nın sözüydü yanlış hatırlamıyorsam, öyle olması gerekiyor. O gerçekten balık burçlarına atanmış bir söz. Çünkü ilahi sevgiyi, ilahi böyle bütünleşmeyi, aşkı kesinlikle, yani bir de 12 evden, yani 12. evi sembolize ettiği için ve son burç olduğu için o 12 burcun özelliklerini de içinde barındırıyor diyorum. Yani balıkların diğer her burçla anlaşması çok doğal, çok akışkan, çok böyle zaten kendiliğinden oluyor. Ben açıkçası bu uyuma, aslan balık uyumuna %97 veririm. Hatta hani çok uyumluysanız bu %100'e kadar bile gider. Aslanlar çok sabit olduğu için balıkların bu değişkenliği ve aynı zamanda hani su gibi böyle nasıl anlatabilirim size? Yumuşaklığı, şefkatleri, merhamet duyguları aslanlara bir kere çok iyi gelir. Onları böyle bir rahatlatır. Zaten balıklar bence çok iyi psikolog olabilirler. Yani çok, çünkü empati yetenekleri yüksektir ve kendilerini karşısındakinin yerine koyabilir. Onu çok iyi dinler, iyi dinleyicidirler. Zaten balık burcu videosunda onu çok detaylı ele aldım. İzlemeyenler oradan bakabilir. Balık burçları yani ilahi sevgi arkadaşlar. Onların olduğu yerde gerçekten bir uyumdan bahsedebiliriz. Her ne burç olursanız olun diyeyim. Balıklarla genel olarak, yani buram buram balıklarla anlaşamama ihtimaliniz çok düşük. Aslan balık uyumunda yaşanabilecek bazı aksaklıklar diyeyim ne olabilir? Mesela balıkların değişken olması aslanları belki sinir edebilir. Çünkü karar değiştirebilirler ya da bir gün gittikleri yere başka gün gitmek istemeyebilirler. Aslan burçları daha çok böyle rutinden hoşlanırlar. Onlar bir şeyi birkaç kez yapmaktan diyeyim, bir yere birkaç kez gitmekten öyle çok rahatsızlık duymazlar. Aynı zamanda balık burçları daha sakindirler. Ve bu anlamda aslında aslanlara iyi gelirken balıklar da kendi üzerlerine çok fazla böyle, nasıl diyeyim, o enerjiyi almaları onlar için iyi olmaz. Buna dikkat etmenizde balıkların faydaları var. Aslan burcu kadın ve balık burcu erkek olduğunda
Dengeler biraz şaşabilir. Çünkü dominant olacak taraf kadın olur. Genel özellikleriyle, genel itibariyle. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Ona bir dikkat etmenizde nacizane fayda var diyebilirim açıkçası size. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Aslında söyleyeceğim çok 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 şeyler oluyor. Ama zaten uzatmak istemesem de uzadığını biliyorum. O yüzden şimdilik Aslan Burcu uyumuyla ilgili benden bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sorularınızı da bekliyorum. Siz Aslan Burcuysanız beraber olduğunuz kişi hangi burçtan ve nasıl gidiyor beraberliğiniz? Ya da Aslan Burcu biriyle beraber olmayı düşünüyor musunuz? Böyle biri var mı hayatınızda ya da böyle bir potansiyel var mıdır? Hani flört ettiğiniz belki kişi Aslan Burcu'ndandır. Bilmiyorum. Bunları yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı, bunu da söylemek çok hoşuma gidiyor. Abone! Abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok müteşekkir olurum. Çünkü desteklerinizi göstermeniz benim için inanılmaz şey ifade ediyor. Gerçekten minnettarım. İyi ki varsınız. Haftaya ya da bilmiyorum artık bu ya pazartesi ya cuma günleri yayınlanacak. Cuma günleri yani bir aksilik olmadığı takdirde diyeyim %99 video yayınlıyor oluyorum saat 6'da. O yüzden o bildirimi açarsanız da zaten haberiniz olur. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Çok güzel bir hafta ya da çok güzel bir hafta sonunuz olsun. Görüşmek üzere. Kendi demlediğim kahven birisi yok gerçekten. Bu avokado, bu da karpuz ya. Hani bunun şeyi farklı. Ya inanılmaz bu, iyi geliyor bakın. Şöyle yapıyorum. Fena olmuyor sanki ya. Şurada olaydınız da deseydiniz şöyle fena olmuyor. Ya da muhteşem oluyor kardelen falan. Yay, değil mi? Akrep 8 oluyor. Aynen, yay, oğlak. Aynen.